eğitim serimizin ikinci bölümü olan ekipmanı bugün paylaşacağız sizlerle. Evet, ekipmanın önemi, ne işe yaradığı, neden olması gerektiği konusunda. Kılıf, kütüklük, kulaklık ve gözlük. Bunlar da olmazsa olmaz ekipmanlar arkadaşlar. Kesinlikle. Atış yapıyor, kapalı poligonda takmıyor. Arkadaşım niye takmıyorsun, niye etmiyorsun? Hocam benim kulaklarım sağlam hocam, ben bu ses hoşuma gidiyor, ben bayılıyorum bu sese diyor. Atış şekli yani gözlüksüz kesinlikle atılmaz hocam. Çünkü levhadan gelen bazı kurşun parçacıkları, metal gömlek parçacıkları, bu tarz kulaklıklar var. Bunun mesela 3 camlı olanı var hocam. Biz nelere şahit olduk seninle? Evet. Bugün tüfek atışlarında mesela buradan çıkan barut gazı, alevi, o parçacıkları gözünüzü yakıyor arkadaşlar. Atıcı hazır mı? Evet dostlar, herkese merhabalar, selamlar. Merhabalar dostlar. Bugün eğitim serimizin ikinci bölümü olan ekipmanı bugün paylaşacağız sizlerle. Evet, ekipmanın önemi, ne işe yaradığı, neden olması gerektiği konusunda. İlkinde biliyorsunuz güvenlik konusuna değindik. Şimdi ise ekipman. Yani ekipman ne demek, nasıl kullanılır, ne işe yarar, bunların paylaşımını sizlerle yapacağız. Evet dostlar, şimdi diyelim bir atıcı güvenlik kurallarını kas hafızasına oturtturdu. Tetik disiplini, namlu disiplini, hedef disiplini, canlıya doğrultmama vesaire, bunları çok güzel bir şekilde ilk başta analiz etti. Kas hafızasına yerleştirdi. Ve kendisine ait bir tane de tabancası var diyelim hocam, değil mi? Yani. Bundan sonraki aşama ne olması lazım? Eğer bu atıcı, eğer bu silah sahibi kendini belli bir seviyeye, belli bir atış becerilerine sahip olmaya adamışsa, bu yola çıkmışsa kesinlikle ve kesinlikle ikinci yapacağı iş hocam ekipman. Kesinlikle hocam. Ekipmansız zaten o yola, o aşamadan sonra devam edemez. Başarının gelmesi söz konusu değil. Zaten ekipman akabinde güvenlikle de alakalı hocam. Kesinlikle. Yani birbiriyle bağlantılı, değişmez. Yani bir bütün. Ekipman ve güvenlik hocam. Evet. Kesinlikle. O yüzden kesinlikle ekipman çok önemli. Ekipman dostlar şöyle, mesela evde çalışacağınız zaman düşünseniz, yani pantolda belinize koyuyorsunuz ve kılıf kütle çalışması yapacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Bunu mesela yapamazsınız yani hocam. Kesinlikle hocam, yani olmaz. Kemerden güzel çıkaramazsınız, alamazsınız hocam. İstediğiniz o güzel bu şeyi yakalayamazsınız, bu diyelim rafineliği. Dolayısıyla hocam ekipman şart arkadaşlar. Bunu sahip olmak için de arkadaşlar bakın bizim ekipman. Ekibimizdeki tüm dostlarım Kydex, kılıf, Kydex, kütüklük kullanıyoruz. Bu dış kılıf, bir de iç kılıfı var, iç taşıma. Bunu mesela daha ziyade dış kılıf, yani kışın evet dış kılıf işte montla, parkeyle, kalın bir gömlekle vesaire gene taşınabiliyor. Ama yazın kaba oluyor gerçekten de. Bunun ziyade iç kılıf tercih ediyorlar hocam. Kütüklük mesela olmazsa olmaz şarjör değişimlerinde işte bir belden almak, kemerden almak var hocam. Bir de buradan hemen çıkarıp takmak var, yani çok farklı var gerçekten de. Ekipman, kılıf ve kütüklük olmazsa olmazlarımız arkadaşlar. Yani kesinlikle buna sahip olmanız gerekiyor. Bundan sonra ne yapmaları gerekiyor hocam? Hocam burada kısa bir parantez açmak istiyorum. Tabii hocam. Bundan önceki serilerimizde güvenlik konularına değindik. Bunu özellikle hocam anlattı hepsini. Yalnız bu ekipmanın önemi şu aşamada da çok önemli. Neden diyeceksiniz? Şimdiye kadar yaptığımız emniyet kuralları, konuları çoğunlukla hem saha emniyeti, etrafımızdaki insanların emniyeti, yani canlıların emniyetiyle ilgiliydi. Ve tabii ki kendi emniyetimizle de ilgili. Fakat ekipmanda bilhassa kendi emniyetimiz önem taşıdığı için ekipmanımız çok önemli. Çünkü kendi emniyetimizle de ilgili. Hocam şimdi tek tek tabii ki ekipmanlarımızı izah edecek. Ve neden kendimizin sağlığı, emniyeti için önemli olduğunu da hocamdan dinleyeceğiz şimdi hocam. Buyurun. Evet, çok güzel bir konuya değindin yine Fuat hocam. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu bağlamda sahip olmamız gereken en önemli iki tane ekipmanımız var. Bunlardan bir tanesi kulaklık, bir tanesi de gözlük arkadaşlar. Bunlar da olmazsa olmaz ekipmanlar arkadaşlar. Kesinlikle. Yani kılıf, kütüklük, kulaklık ve gözlük. Zaten hocamın da az önce bahsettiği üzere eğitim yaptığımız dostlarımız, arkadaşlarımız da eğer bu işe gerçekten profesyonel anlamda öğrenmek istiyorlara bu sıralamayla gidiyoruz hocam. Kesinlikle hocam. Ve bu arada tabii ki bazı camiada olan insanlar diyor mesela, ben bunu kılıfsız kullanırım, kütüklük kullanmam, ben kayışımın içine takarım, demin değindiğin konular. Fakat biz burada kendi sağlığımızdan bahsettik ya, burada önem taşıyan konu nedir mesela? Doğru kılıfımız olmadığı zaman, kayışımızın içine falan takacağımız zaman Allah muhafaza orada tetiğin herhangi bir yere dokunması, eğer silahımızı boşaltmamışsak kendimizi yaralayabiliriz, başkalarını yaralayabiliriz. Kesinlikle. Onun için yani şu ekipmanımız da sağlığımız için çok önemli. Çok önemli. Yani kulaklık evet ve gözlük kendi sağlığımız için önemli. Ayrıyeten yani kılıf ve kütüklük de kendi sağlığımız için önemli. Yani taktikal kullanım bir yana, fakat kendi emniyetimiz için de çok önem taşıyor. Kesinlikle hocam. Bir de ilave ben de bir parantez açmak istiyorum hocam. Bu Kydex kılıfları da hocam işin ehli ve bu işte uzman olan arkadaşlara yaptırmamız gerekiyor hocam. Yani bu da çok önemli. Çünkü atım yatağı dolu bir şekilde kılıfımıza koyuyoruz hocam. Evet. Ya burada herhangi bir tetikle teması kesinlikle olmaması lazım. Kesinlikle. O yüzden Kydex kılıfları da yani emin olduğunuz, iyi bildiğiniz, işin ehli, uzman diyebileceğiniz, kendi rüştünü ispat etmiş, hatta böyle bir şey alabilirseniz, birilerinden referans alabileceğiniz kişilere yaptırın dostlar. Yani ekipman konusundaki bu şey de çok önemli bu konuda. Evet. Kesinlikle. Zaten hocam dediğin gibi atım yatağımız dolu olduğu için, emniyetten de kesinlikle taviz vermeyeceğimiz için artık masrafı neyse malzememizin de en kalitelisini alacağız. Kesinlikle. Çünkü hayatımız buraya bağlı, bir can buraya bağlı olabilir. Onun için Kydex kılıfları ile ilgili olsun, kütüklüklerimizle ilgili olsun, kesinlikle çok pahalı diye vazgeçip gidip ne bileyim Çin malı falan almayacağız. Gerçekten hocamın dediği gibi kaliteli üreticiler, biz burada üreticilerin reklamını yapmıyoruz, isim de vermiyoruz. Kendiniz araştırıp bunları bakarsınız. Kaliteli üreticilerin, Kydex kılıfı yapan üreticilerin mallarını, malzemelerini kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Gerekirse şöyle bir şey de yapabiliriz hocam. Gerçekten de yoğun bir şekilde mesai harcadığımız için eğer öğrenmek isteyenler özelden irtibata geçerlerse biz de kendilerini acizane yönlendiririz. Yani bir yardımcı oluruz o konuda hocam. Kesinlikle hocam. Evet dostlar, olmazsa olmaz ekipmanlarımızdan bir tanesi kulaklığa bir de değinmek istiyorum. Arkadaşlar olmazsa olmaz bu kulaklık. Çünkü eğer şu an bu seviyede halen daha kulaklarım şu an benim hocam sağlam bir şekilde bu işi icra edebiliyorsam ben buna borçluyum hocam. Kulaklığa borçluyum hocam. Biliyorsun hocam bu bağlamda çok titizim. Yani benim kulaklarımın rahatsız olmasını istemiyorum hocam. Kaç sefer böyle daha çok eskilerden böyle uğultu falan oluyordu hocam. Böyle sızlama, ağrı falan. Ondan beri yani çok seneler öncesinden beri bu işe çok dikkat ediyorum. Mesela hocam hatta mesela atıyorum şöyle 15 metre 20 metrelerden biri atış yapsa dahi bile açık alan olsa bile hocam kesinlikle ben kulaklığımı takıyorum hocam. Kesinlikle biliyorsun hocam. Olmazsa olmazlarımızdan yani kulaklık. Bir de hocam bildiğim kadarıyla kulaktaki deformasyonlar kendini yenilemiyor değil mi hocam? Maalesef hocam. Kulağımızda oluşan herhangi bir hata veya bir formasyon hocam dediği gibi bunun diğer uzuvlarımızda olduğu gibi bir geri dönüşümü yok. Evet. Yani ne zayiat ne zarar geldiyse kalıyor ve Allah muhafaza daha da kötüye gidiyor, daha da ilerliyor. Ha burada hocam şunu belirteyim, bazı atıcı arkadaşlarımızı görüyoruz diyorlar ya ben işte attım falan benim kulaklarıma bir şey olmuyor. Değerli dostlar sakın buna yanılmayalım. Kulak sorunu böyle 2-3 ay sonra kendini belirten bir sorun değildir. Bunu şu an diyelim algılamazsanız 3-4-5 veya 10 sene sonra kulak duyma gücünüz %30, %40 veya daha fazla kaybı olabiliyor. Evet. Bu dediğim gibi bir aşamada olmuyor. Buna seneler sürüyor fakat her atış bunu etkiliyor. Kulaksız yaptığımız her atış. Aynı zamanda sadece atış değil, bu fabrikada çalıştığımız zaman falan belli bir desibel yüksekliği olduktan sonra kulaklarımız etkileniyor ve maalesef zarar görüyor. Kesinlikle. Onun için kulaklık gerçekten çok önemli bir konu. Hocam demin sen de misal verdin, senelerdir bu işin içindesin. Ben de şahsım olarak bir sefer misal vereyim. Kulaklığımı unuttum. Tüfek atışı yaptık ve yanılmıyorsam 3 gündü hocam. 3 gün kulağımın içinde bir ıslık sesi çalıyordu. Evet. Hatırlıyorsun hocam onu değil mi? Evet hocam hatırlıyorum. Yani kesinlikle buna önem verelim. Yoksa dediğim gibi yaşlandığımız zaman, ilerlediğimiz zaman işte doktorlara düşeriz. Duymuyorum, etmiyorum. Camda cihaz takmamız gerekecek. Bu durumlara düşmemek için kulaklarımızı muhafaza edelim. Kesinlikle. Çünkü hocamın dediği gibi geri dönüşü yok maalesef orada olan herhangi bir hasarın. Hocam bu konuyla alakalı hatta şöyle bir bizzat gözlerimden gördüğüm, birçok kişinin de şahit olduğu bir olaydır. Kapalı poligonda bazı insanlar, kapalı poligondan bahsediyorum hocam, kulaklık takmadan atış yapıyorlar. Atış yapmayı bırak hocam, bazıları hatta atış yapılıyorken arkada kulaklık takmıyorlar hocam. 5 yoldan 5 kişi de atış yapıyor, kapalı poligonda takmıyor. Arkadaşım Niye takmıyorsun? Niye etmiyorsun? Hocam benim kulaklarım sağlam hocam. Ben bu ses hoşuma gidiyor. Ben bayılıyorum bu sese diyor. Böyle cevaplarla karşı karşıya kalıyoruz. Artık vallahi gülmekten başka bir şey aklıma gelmiyor hocam. Yani maalesef işte insanlarımızın yani o an anlamıyor belki hocam ama az önce dediğiniz gibi bu 5 sene sonra 10 sene sonra hocam çok geri dönülmez sorunlarla karşılaşacaklar hocam. Ben hocam gene kendimden misal vereyim. Ben yaklaşık 17 sene preslerde çalıştım. Yani bu endüstride olan büyük preslerde çalıştım ve kulaklarımı muhafaza etmedim. Gerçekten etmedim çünkü şu tıpaları o zaman kullanıyorduk. Bunları taktığım zaman rahatsız oluyordum. Dikkat etmiyordum ve yaklaşık kendi sol kulağımda benim %30 bir kaybım var. Seneler sonra tabii bu oluştuğu için anladım ve ondan sonra tabii kulaklarımı korumaya başladım fakat iş işten geçti çünkü geri dönüşü yok. Onun için her zaman devam ediyor hocam. Tabii yani. Ki o kaldı öyle hocam. Kaldı hocam. Farkındasınız zaten. İlerlerde gerilemez hocam. Aynen. Geri dönüşü olmayan bir sağlığımıza zarar. Bunu engellememiz lazım. Kulaklıklarımızı muhakkak kullanalım. Ya hocam şöyle bir şey var. Ben buraya atışa geldik hocam. Yani güzel bir vakit geçiriyoruz. Buradan yani ayrıldıktan sonra ben arabada aşağı iniyorken hocam niye kulaklarım uğuldasın? Evet. Niye o ses şeyine uğrayayım hocam değil mi? Blast'ı niye hissedeyim zaten hocam? Oldu mu hocam? Hasar olacağı kesin. Yani. Kesinlikle yani. Dostlar kulaklık konusunda şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu tarz kulaklıklar var. Böyle hem hatta bu elektronik kulaklık biraz maddi boyutu biraz fazla ama bazen çok işimizi görüyor. Bunlar sesi yani silah sesini kesiyorlar ama biri konuştuğu zaman da onu çok net bir şekilde duyabiliyorsun. Böyle bir özelliği var bunların. Bir de hocam sizin kullandığınız var. Hocam mesela benimki sizinkinden biraz daha kalın diyelim. Bunların tabii her çeşidi bulunuyor. Mesela hocamınkine de bakalım. Bu yine değişik. Bunun elektroniği yok fakat kesinlikle silah atışlarına uygun. Kesinlikle desibeli kesiyor. Maddi bağlamda da hocam çok iyi. Zararı engelliyor ve bunun tabii ki maddi boyutu biraz daha düşük. Ha bunun şeyi nedir diyelim. Arkanızda hocanız olur. Komut verir. Belki tam net duymayabilirsiniz. O yönden biz taktikalcılar olarak genelde elektronikleri tercih ediyoruz. Çünkü orada duyuyorsunuz her konuşulanı. Silah atışı geldiği an sistem kilitliyor. Sesi içeriye vermiyor. Tabii ki hocam şunu az verebilir miyim size? Bunun daha da değişik çeşitleri olabilir. Mesela optoplastik denilen malzemeler var. Kulağın içine göre şahısın kendine öz yapılmış, has yapılmış şu şekilde kulağın içine yerleştirebiliyorsunuz. Bunlar var. Olmadı diyelim ki imkanınız yok değerli dostlar. Lütfen bu konuya önem verin. En basiti burada bazı marketlerde bile bulacağınız şu kulak tıpaları az gösterebilirim. İple beraber şunları kulağınıza tıkadığınız zaman bile bu bile kulağınızı koruyacaktır. Yani hiç imkanınız yoksa en azından bunu kullanın. Kesinlikle kulağımızın sağlığını önemseyelim. Evet dostlar, bir önemli ekipman konumuzda gözlük hocam. Bu da yine olmazsa olmaz ekipmanlarımızdan arkadaşlar. Tabii bu gözlük konusu arkadaşlar bildiğimiz güneş gözlüğü değil. Balistik gözlük. Bunlar atış gözlüğü olarak geçiyorlar. Bu da olmazsa olmaz bir ekipmanımız kesinlikle. Ben burada Fuat hocam şunu bir parantez açıp ilave etmek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşları görüyorum. Sadece ve sadece levha atışlarında bu gözlüğü kullanıyorlar. Evet, levha atışlarında doğru. Kesinlikle olmazsa olmaz bir atış şekli. Yani gözlüksüz kesinlikle atılmaz hocam. Çünkü levhadan gelen bazı kurşun parçacıkları, metal gömlek parçacıkları, o sarı hani ifade ettiğimiz parçacıklar bazen bize geldiği oldu hocam. Bazen buralarımıza çarptığı oldu. Yani. Acıtıyor mu? Çok yakından atarsanız acıtır. Ama belli bir mesafeden atarsanız böyle bir dokunuyor. O an bir ufak bir sızı veriyor ama yaralanmaya sebebiyet vermiyor. Ama gözümüze gelirse Allah çok tehlikeli. Orada da geriye dönülmez hasarlar bırakır hocam. Benim az önce belirtmek istediğim şuydu hocam. Bazı atıcı arkadaşlar diyelim levhaya değil de hocam hedef kağıdını atacakları zaman işte biz şey yapmayalım diyorlar. Buna gerek yok diyorlar hocam. Evet. Çıkartıyorlar. Tamam çıkartıyorlar ama hocam ne oluyor? Biz nelere şahit olduk senden hocam? O barut gazının gözümüzü yaktığını hocam şahit olduk. Hocam. Özellikle tüfeklerde hocam farkındaysan. Tüfek atışlarında mesela buradan çıkan barut gazı, alevi o parçacıkları gözünüzü yaktı. Arkadaşlar. O yüzden dolayısıyla ben levha olsun, hedef kağıdı olsun, dummy hedefi olsun, ne olursa olsun kesinlikle gözlük kullanın arkadaşlar. Evet hocam dediğim gibi zaten günümüzde bunun misalleri yeterince videoları maalesef YouTube'da olsun, diğer kanallarda olsun görüyoruz. Gerçekten üzücü bir olay olmaması lazım. Yani gitti mi gitti artık korumamız lazım. Onun için artık hocamın dediği gibi balistik gözlük özellikle öyle güneş gözlüğü yeter herhangi bir gözlük yeterli demeyin. Gözünüzü koruyun, düşünün. Ona göre kaliteli bir balistik gözlük alın kendinize. Kesinlikle. Gözlük bağlamında da şöyle bir çeşitlendirme konusunda bir yardımcı olabiliriz hocam. Ben nacizane yaşadığım tecrübelerden bunun mesela 3 camlı olanı var hocam. Yani şu an bu güneşte kullandığım gözlük. Bir de hava sisli olduğunda kullan. Hatta hocam bir müsaadenle alıp gelebilir miyim? Şimdi az önce dediğim gibi aldım geldim çantamdan. Ben bunları kullanıyorum. Gayet de memnunum. Tavsiye de ediyorum. Evet, çünkü hava şartları değişkenlik gösterebiliyor. Tabii. Dolayısıyla tek bir gözlükten olduğumuz zaman hocam, yani kapalı havalarda hocam mesela şu güneş gözlüğü, yani siyah olan cam çok benim işimi zorlaştıracak. Çok hocam. Karanlık hocam, olacak. Evet, evet. Dolayısıyla karanlık olduğu zaman bildiğimiz şeffaf beyaz camını takıyorum. Evet. Bu çerçevesi sabit kalıyor hocam. Bunu takıyorum. Diyelim hava özellikle böyle açık alanda, rakımı yüksek yerlerde sis olayımız biraz fazla oluyor. Evet, hocam. Bu sefer de hocam şu renkli olanı kullanıyorum. Siste normal birinin taktığı gözlükle bu takılan gözlükle görüş açısı mesafesi çok fark hocam, ediyor hocam. Mükemmel fark ediyor. Çok fark ediyor hocam. Gerçekten öyle. Dolayısıyla imkanınız varsa yani biraz daha üstüne katın arkadaşlar. Çerçevesi sabit ama 3 camı değişilebilir bir atış gözlüğü temin etmenizi öneriyorum yani. Kesinlikle olması gereken, çünkü atıcı doğa şartları gereğince karanlık havalarda hava bozuk olur. Siyah gözlük takmışsa mesela biz şu an hocamla görüyorsunuz siyahları taktık çünkü güneş başımızdan aşağı, fakat gayet net görüyoruz. Fakat şu an yağmurlu, bulutlu bir hava olsaydı bu siyah gözlükler biraz saçma olurdu. O zaman tabii ki şeffaf camı takıyoruz. Tabii, şeffaf bir şekilde görüyoruz. Ve hocamın dediğini kesinlikle burada tasdikliyorum. Bilhassa o sis falan olduğu zaman evet, o renkli gözlüğüm cam kesinlikle, yani görüntü farkı alıp denediğiniz zaman göreceksiniz. %100 görüntü farkı var yani. Evet dostlar, ekipman konusunda bugünlük paylaşacaklarımız bu kadar hocam. Evet, tekrar hocam, daha sonradan aklımıza gelebilecek detaylar falan olursa çeşitlendirmeler, tekrardan paylaşımlar yaparız sizlerle beraber. Hocam yine belirtelim, her zaman için kanalımıza yazıp bizden fikir alabilirsiniz. Yardımcı oluruz bu konularda size. Evet dostlar, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgili dostlar, emniyet kurallarından kesinlikle taviz vermiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Karadeniz Taktik'ı takip etmeye devam edin.